Eyvallah. Sağ ol. Kuzey, kalk gidelim arabada ya. Çok üşüdüm, ben dondum ya. Bir şey mi oldu oğlum? Yo, bir şey yok. Kuzey. Oğlum sen birini mi bekliyorsun? Yo, ben kimseyi beklemiyorum oğlum. Kimi bekleyeceğim? Var sende bir şey var. Şöyle bakayım. Çıkarsana lan şu ağzındaki baklayı. Kuzey. Ne oluyor lan? Kuzey dur, yapma! Kuzey! Kardeşim! Kuzey yapma! Kuzey! Ya, ya ne oluyor? Ya yapma, yapma, yapma! As. Kusura bakma ya, yanlışlıkla oldu Kuzey, kaza oldu ya Allah. Ya ne oldu oğlum, niye döktün ayranı? Oğlum bilerek yapmadım ya, kaza oldu dedim ya. Hadi dondum ben burada, gidelim artık ya. Ulan nereye gidiyoruz, gerizekalı. Bugün gerizekliğin üstünde zaten ha. Aptal. Oğlum elim çarptı diyorum, niye uzatıyorsun? Ya konuşma bak, tamam. Birader, hemşerim birkaç tane ıslak mendil versene. Ayran da getir. Al. Eyvallah. Ne var oğlum orada? Ya yok bir şey oğlum, ne olacak? Deminden beri mal mal bakıyorsun, ne var? Yok bir şey diyoruz oğlum ya. Al şunu. Taktın ha. Harbi söylüyorum bak, sana bir haller oldu ha. Oğlum ne olacak bana, taktın ya. Yok bir şey diyorum sana. İyi öyle olsun bakalım. Yalnız ben öyle kolay kolay vazgeçmem ama söyleyeyim. Bugüne kadar hiçbir kız reddetmedi beni. Kişisel olarak alma. Böylesi daha doğru. Şöyle sakin bir yemek yiyelim. Bir yerde uzun uzun konuşalım, olur mu? Ben çok kalamayacağım zaten, söyledim. Sevgilinden mi? Seni o herifle gördüm. Kuzey'e bu alçaklığı da yaptın sonunda. O yanımda. Bir şey söylemiyorum şimdi. Hemen eve dön ve bu gece bu işi bitir. Kuzey'in hayatından ya kendi isteğinle defolup gidersin ya da ben devreye girer ortalığı ayağa kaldırırım. Dur, dur dedim, ineceğim ben. Ne oldu, kötü bir haber mi? Dur lütfen, ineceğim. Benim hemen eve gitmem lazım. Beni bir daha arama lütfen, olur mu? Arama. Simay ne oldu? Ya söylesene, Allah Allah. Birader. Alo. Kaçıncıdan sonra ötmeye başlayacaksın? Bir de bakayım bana. Hı? Hadi bir oğlum be. Oho.
Böyle geçmez bu akşam ha. Kuzey. Oğlum. Bana desene. Hasret etme adamı. Konuşsana. Bir derdin mi var senin? Ne oldu? Yanlış anlamışsın. Düşündüğün gibi bir şey yok. Ne oldu dedim oğlum? Yok bir şey. Ver bakayım şunu bana. Hayır, bırak. Oğlum versene şunu. Tamam, bırak. Yok bir şey. Ali. Demet'le ilgili bir durum. Oğlum buraya bak, bozuştunuz mu? Aldattı mı? Ne yaptı? Yamuk mu yaptı? Biriyle gördüm. Nerede? Köftecinin karşısındaki kulüpte mi? Sen onun için mi? Niye bana söylemiyorsun? Hıyar. Hadi kalk geliyoruz. Dayı. Otur, otur. Otur yerine. Orada değiller, otur. Neredeyse bulalım, böyle olmaz. İçin için yiyeceğine çık herifin karşısına. Çak bir tane ağzına. Söyle lafını, alırsını rahatla. Demet'e de git çatır çatır yüzüne. Sen ağa değilsin, sen şerefsizsin net. Sonra dön arkana, yürü git. Ya bırak sarhoşu yıkıldığı yerde yıkılsın, nerede varsa görsün yani. Bazen o kadar kolay olmuyor işte. Ya bir kalk, bir gidelim. Ben sana bir göstereyim. Kolay mı oluyor, zor mu oluyor? Bir kalk, bir gidelim. Konuşmak kolay kardeşim. Simay, sen aynı şeyi yapsaydı ne yapardın? Misal yani. Bu ne demek lan? Ha? Hayır, bu ne demek yani? Böyle misal mi olur? Aynı şey mi? Lafını bil de konuş. Simay benim karım oğlum. Hıyar. Affedersin kardeşim. Bu güzel gece için teşekkür ederim. Ne? Ne? Ne oldu? Sana bir kardeş tavsiyesi biraderim. Yeni bir hayata başlamak için hala fırsatım var. Sen var ya, Kamal bu gece kesin bir yere vurmuş. Hasarlısın oğlum sen. Net. Duydun mu beni? Kuzey. Şu hayatta hiçbir şey senden önemli değil. Hiç kimse için kendi hayatını yaşamaktan vazgeçme. Yüreğimin götürdüğü yere de gideyim istiyorsan. Ha? Söylesene lan. Kuzey! Senin yeni bir hayata başlamanı istiyorum. Çünkü bu yaşadığın senin hayatın değil. Anlıyor musun beni? Sen yol aldığını sanıyorsun ama hapisten çıktığından beri bir arpa boyu yol aldığın falan yok. Sürekli patinaj çekip duruyorsun ve her an altından kaymaya hazır bu araba oğlum. Ve kontrolünü kaybettiğin ilk anda yine gidip bir duvara toslayacaksın. Eyvallah kardeşim, öpüyorum deme tarzında bu mu oldu senin lan şimdi? Oğlum! Bak, safralarından kurtulmadıkça yeni bir hayata başlaman mümkün değil. Anlamıyor musun sen bunu? Ya aptal aptal yükler alıyorsun üstüne, salak salak. Sırf Cemre'yi kafandan atabilmek için gittin Zeynep'e yakınlaştın. Bak, kafam bozuk diye sabrediyorum, duydun mu? Oğlum, ona aşık olduğuna inandırdı kendini. Ne dedim lan ben sana? Ne dedim sana ben? Oğlum, değil mi bile? Hapisten çıktığın ilk gün tanıştığın kadınla evlisin şu anda. Al bir yük daha. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Ulan herkes yaşam koçum kesildi benim başıma be. Ulan herkes hayatımla ilgili yorum yapıyor, anasını satayım ya. Tabii, kabahat bende çünkü malzemeyi ben veriyorum size. Allah'ım.
Allah Allah. Yalan mı lan? Yalan mı ha? Daha ilk merhabadan sonra yatağına girdiği kız kafaladı seni, nikah kıydırdı be! Oğlum sen nasıl konuşuyorsun lan benimle? Lan sana ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun? Aptalsın oğlum sen. Safsın, saf! Tamam, bitti artık. Bitti artık. Bundan sonra kimse bana ne yapacağımı söylemeyecek, tamam mı? Bundan sonra kimse benim hayatım hakkında ahkam kesip carçurt edemeyecek, duydun mu beni? Tamam, bitti. Kapattım kapıları. Kimseye almıyorum içeri artık. Duydun mu beni? Çekil lan. Efendim, kahvelerimiz de geldiğine göre sebebi ziyaretimizi konuşabiliriz. Bizim... Babacığım, affedersin. Efendim? Ben sizi bu tören stresinden kurtarayım o zaman. Banu'ya evlenme teklifimi kabul ettiği için bir kere de sizin yanınıza teşekkür ediyorum. Onu ömür boyu mutlu edebilmek için tüm varlığımla çalışacağımı da söz veriyorum. Böyle kız istemedi, görmedim. Güney ne istediğini iyi biliyor. Nasıl isteyeceğini de. Beylik sözleri kaçırdım ama bu ritüeli tamamlamak bana düşecek herhalde. Sözleşmeyi bugüne yetiştirdim. Bondayım. Tutuşturup böyle mi kesecek sesini? Tamam yeter Sami. Yol boyunca yedin çocuğu. Yok, kabahat bende. Kabahatin büyüğü bende. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim dedim. Gene kalktım gittim huzurlarına. Oğlumuzu haşmet mehaplara mahcup etmeyelim dedik. Gördüğümüz muameleye bak. Ne oldu? Bir de utanmadan Güney'in de hakları olacak diyor. Ailesi de faydalanacakmış efendim. Ne oluyor ya? Hangi haktan faydalanacağız ya? Hangi haktan söz ediyor bunlar? Biz, Sinan Er sosyal tesislerinden mi faydalanacağız? Oğlum, ne iş? Bırak. Ayıp lan, ayıp be. Resmen servet avcısı ilan ettiler bizi. Ya ben herhangi biriyle evlenmiyorum. Banu Sinan Er'le evleniyorum. Tabii ki böyle bir şey isteyecekler. Ne dediler? Bir kere ben kabul ettim. Size ne? Ulan eşşoğlu eşek. Madem kabul ettin, bari al eline boş bir kağıt, at altına boş yere imzayı, ver ellerine. Bu kadar ezdirme kendini, bu kadar rezil etme bizi de. Ya herkes evlilik sözleşmesi yapıyor, ne var bunda kızacak, ne var yani? Ne oldu, evlilik sözleşmesi mi istediler senin?
bizim gözümüz tabii onların paralarında ya. Menfaatimiz için kalktık, gittik ayaklarına. Ulan şu kadarcık bile haysiyetimiz yok be onların karşılarında. Şu kadarcık. Ne oldu? Tuttular, nal gibi sözleşmeyi dayadılar burnumuza. Biz açamadık ağzımızı, konuşamadık. Niye? Çünkü elimizde şampanya, şampanya içiyorduk o sırada. Allah muhafaza, o şampanya tutar da gırtlağımızdan kaçar, boğuluruz sonra. Ya bunlar bizi ne zannediyorlar ya? Ha? Konuşma. Yangına körükle gitme sen de oğlum. Adama bak ya. Adama bak ya. Bana bir söz bile bırakmamış söylenecek. Bile bile vermiş kızın eline yuları. Şimdi kız gözümüzün içine baka baka elinde yular. Bir oraya bir buraya. Bir aşağı bir yukarı sürükleyip duruyor boynundan. Tamam oğlum hadi sen çık yukarıya da yat hadi. Sen halletmişsin her şeyi. Vermişsin sözü, bitirmişsin işi. E bu iş bittiyse niye bizi sürüklüyorsun oraya da rezil rüsva ediyorsun? Bana bak, benim bugüne kadar boğazımdan tek bir haram lokma geçmedi. Emeğimin, bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle kazanmışım ben ekmeğimi. Ne hakkı vereceklermiş onlar bana? Kimin hakkını kime vereceklermiş? Soksunlar. Ya yeter be, yeter! Yeter! Bize reva görülen muameleye bak. Adamın yaptığına bak, verdiği cevaba bak. Ulan kalkıp gidelim bile demedin be. Yalayıp yuttun bütün lafları. Yalayıp yutturdun bize de. Pıpı lan senin kalıbına. Köy kendisi. Baba tamam. O kadar pohpohladığın kızı da gördün Handan Hanım. Başarılarıyla peh peh gerindiğin oğlunu da. Okumakla, tahsille olmuyor bu işler. Adam olmak lazım, adam. İnsan olmak lazım. Baba tamam. Gel içeri, gel. Tamam, tansiyonun çıktı yukarı. Gel içeri. Çıkacağı kadar çıktı zaten. Bacaklarını kırarım. Anladın mı lan? Gözüm. Manyak mısın lan sen? Lan! Ne var lan? İyi misin? Hastaneye gidelim mi? Yok yok. Sen mi darp ettin beyefendi? Evet. Arabasını da sen mi parçaladın? Ben parçaladım. Neden? Ne alıp veremediğiniz var? O biliyor. O anlatsın. Öyle bir ilişki falan söz konusu değil yani. Zaten kızla yeni yeni arkadaşlık etmeye başladık. Ben bu kızla barda tanıştım. Bir kere yemeğe çıktık. Öyle bir ilişki falan söz konusu değil yani. Daha dün bir, bugün iki. Zaten yeni başladık arkadaşlık etmeye.
Ya kız bana söylemedi ki bir sevgilisi olduğunu. Ben nereden bileyim? Simay benim sevgilim değil, gerizekalı. Doğru konuş. O zaman benden ne istedin, he? Sevgilim değil diyor bir de ya. Arabamı parçaladı Levye ile. Bana da saldırdı. Şikayetçiyim komiser bey. Lütfen gereği neyse yapılsın. Bizimki duymasın Cemil sakın. Sizi çağırdım. Kızı doğru düzgün tanımıyorum bile ya. Bir sevgilisi olduğunu bilsem çıkmazdım ki. Ne olmuş, ne yapmış bu adam ya? Bu mu? Adamın arabasını haşat etmiş Levent'i. Bununla kapışmış yani. Hadi ya. Ne diyorsun sen ya? Ne zor varmış ki? Kız meselesi ya. Bir şey söyleyeyim. Demet'le gördüğü herif bu da... Biliyorum ben gece söylediği bir şeyler de anlatmadı tam olarak. Böyle kafası gidik durumdaydı yani allak bullak. Abuk sabuk bir şeyler söyleyip durdu bana. Ulan Ali, ulan Ali. Bacak kadar boyun var, türlü türlü huyum var. Allah'ın cezası. Uyar. Allah seni bildiği gibi yapsın değil mi? Gerizekalı. Ulan değer miydi o kız için başına böyle dert açmaya? Değer miydi? Annen döndükten sonra, daha doğrusu baban öldükten sonra gerçekten başka türlü bir mücadele veriyorum. Annene ve abine karşı. Kendimi sürekli savunmada hissediyorum. Sürekli imalarıyla veya alenen suçlanıyorum. Öyle ki senden istifade etmeye çalışan bir adam haline düştüm. Düşürüldüm. Yok öyle bir şey. Banu. Annenin ve Barış'ın benim hakkımdaki düşüncelerini biliyoruz artık. Ama bir tavır da değil. Bir yaşam biçimi halini aldı. Ben bunu istemiyorum. Ne demek şimdi bu? Gece hiç uyumadım. Sabaha kadar düşündüm. Dün gece gerçekten kabus gibiydi. Ha. Hele o sözleşme çıktığı zaman ortaya. Bilerek yaptılar. Annem ve babamı küçük düşürmek için. Neler söylüyorsun? Bu söylediklerine inanıyor musun sen? Beni rezil etmeye çalıştılar işte. Ezmeye çalıştılar. Ama başardılar da. Ailemin karşısında beş para etmeyen bir adam haline geldim. Sevgilim. Yok böyle bir şey. Ben söylüyorum bunu. Abartıyorsun. Abartmıyorum. Çünkü böyle hissediyorum. Banu ben çok öfkeliyim. En çok da kendime öfkeliyim. Niye sessiz kaldım diye. Aşkım. Aşkım. Sözleşmeyi falan da dert etme lütfen. Öyle bir şey olmayacak. Ben onların görmek istediği adam mıyım sence? Seninle parası için beraber olan birim yok. Ben bu rezilliğe daha fazla katlanmak istemiyorum. Barış'la ya da annemle evlenmeyeceksin. Benimle evleneceksin. Biz evlendiğimiz zaman ben senin ailenle de evlenmiş olacağım. Evlenmemiz büyük hata olur. Güney, ne diyorsun sen? Özür dilerim, yapamayacağım ben. Güney, gerçekten üzüyorsun beni. Kalk,
doğru düzgün konuşacağımız bir yere gidelim ha? Şu an uzatmanın bir anlamı yok. Zaman içinde bu kararın doğru olduğunu sen de anlayacaksın. Güney, ben seni seviyorum. Sen niye yeni bir şeye başladık? Birlikte bir yola çıktık, işimizi kurduk. İstersen iş ilişkimiz devam eder ama... İnanamıyorum ama. İstersen de devam etmez. Ben sıfıra yakın bir yerdeyim zaten. Tekrardan başa dönerim, yeniden başlarım. Ama bu kez tek başıma. Ben gerçekten özür dilerim. Ama kendimi ailenin ayakları altında ezdirmeyeceğim. Ve bunda çok kararlıyım. Güney. Lütfen konuşalım. Banu bitti. Sen de kabul et artık. Hayır. İkimiz için de daha fazla zorlaştırma bu durumu. Tamam mı? Güney, yapamazsın. Güney, lütfen gel. Güney, gel konuşalım ne olur. Güney. İkiniz de özür dileyeceksiniz. Bugüne kadar yaptıklarınızdan özür dileyeceksiniz. Bu seferki hepsinden daha şiddetliydi baba. Öfkesini doğrudan Ebru Hanım'a yöneltti. Böyle olacağını biliyordum. Sonunda böyle olacağını biliyordum. Senin bir suçun yok. Yine kafası karıştı. Şimdi de böyle bir hikaye yazdı kafasında. Serkan değildi değil mi o çocuğun adı? Burak'tı. Yine en başa döndük. Banu! Banu kızım! Banu! Kızım! Banu! Banu neredesin? Banu! 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 Banu Hanım! Banu Hanım neredesiniz? Anne! Anne! Tamam babacığım, tamam. Sakin, sakin. Anneciğim. Ebru Hanım uyandı. Canım. Anne yardım et. Yardım et anne. Kurtar beni. Çok korkuyorum baba. Baba çok korkuyorum. Tamam, korkma Banu'cığım. Herkes burada canım. Herkes burada. Baba yardım et. Çok korkuyorum baba. Merak etme. Yanındayım ben. Hep burada olacağım. Tamam mı? Baba. Çok korkuyorum baba. Ne yapacağız Ziya Bey? Burada devam edemeyiz. Kliniğe yatırmamız gerekiyor.
yat, yat biraz, yat biraz. Yanındayım ben, merak etme. Yat. Yanlış yapıyorsun oğlum. Gel sen beni dinle. Ara Banu'yu, konuş onunla. Ben arayayım o zaman. Ya sen, senin hiç haberin yokmuş gibi. Anne sakın. Sakın öyle bir şey yapma. O annesi yok mu annesi? Hep onun başının altından çıkıyor bunlar. Rahmetli babası yaşasaydı şimdi çoktan yapmıştı düğününüzü. Sucu dur. Banu'yu terk etme Güney. Evet. Bu da ailenin yeni kararı. Senden özür dilemek için geldim. Banu'yla birlikte olman için hiçbir şartımız yok. Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Sanki ben Banu'yla evlilik sözleşmesini imzalamamak için ayrıldım. Öyle bir şey yok. Banu'nun parası benim umurumda değil. Siz gerçekten benim ne hissettiğimi anlayamıyorsunuz. Ben sizin yüzünüzden... Çok iyi anlıyorum. Bu tavrına da saygım var. Bundan sonra Barış da ben de yolumuza çıkmayacağız. Lütfen onu terk etme. O istediği sürece onun yanında ol. O istediği sürece. İstediği sürece. Tek anlaşmamız bu seninle. Banu'nun buraya geldiğinizden haberi var mı? Banu çok kötü durumda. Hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Sinir sistemi tamamen çöktü. Doktor Ziya Bey, Venüs'ün babası, bir kliniğe yatırmamızı istedi. Ne diyorsunuz? O kadar yani. Dinlenip toparlanması için ama ben buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Sen yanında olursan bu durumun düzeleceğini düşünüyorum. Buna eminim. Tabii tabii. Lütfen onu böyle bırakma. Banu'nun sana ihtiyacı var. Lütfen. Yanında ol. Merak etme. Onu hiç bırakmayacağım. Size söz veriyorum. O istediği sürece de yanımda olacağım. Merhaba Sümer Bey. Merhaba. Paran hazır. O şöyle, tamam sağ ol. Sümer Bey,
Hadi toparlan da çıkalım bir an önce. Çocuk içeride kaldı. Daha bir iki saat buradayım ben. Spordan sonra giderim. Birader. Bak. Çocuk içeride kaldı diyorum sana. Hadi kalk giyin. Gidelim şikayetini geri çek. Ondan sonra gel buraya. Akşama kadar doya doya sporunu yap. Aslanlara git, tamam mı? İki saat sonra gideceğim dedim. Tamam. Bak. Haklıyken haksız duruma düştük diye. Bu yüzden kalktık senin ayağına geldik diye böyle şımarma. Çok fena olur. Duydun mu beni? Aslan. Bak. Sana güzellikle söylüyorum. Hadi bırak şunu. Git giyin de çocuğu çıkartmaya gidelim. Hadi. Benim hiç öyle bir acelem yok. İçeride biraz daha kalsın da yaptığını anlasın. Aman. Lan bana atar yapma. Bana atar yapma. Serserilik etme, attırırım dışarı. Buradan sana bir kapatırım, yemin ediyorum bak. Al paranı bas git. Çekmiyorum şikayeti falan. Oğlum bak. Kaşınma. Güvenlik. Bana bak şöyle. Kalk git giyin, adam hasta etme, gidelim. Hadi. Hey, ne oluyor burada? Hayırdır, hayırdır birader? Hey. Yok, bir sorun yok. İçeri yürü, hadi. Elini çek. Oğlum elini çek. Tamam. Tamam, bir saniye çek. Çekelim, adam hasta etme. Tamam, tamam, bırak, bırak. Ne oluyor ya? Merhaba Can Bey. Tanıyor musun bu? Şişt. Bak, çok... Çok güzel bir çocuksun, efendi bir çocuksun. Sus. Ya ben buraya... Bizim Ali'yle... Bu arkadaşın bir sıkıntısı varmış da. Ben de onun için geldim buraya. Nereden tanışıyorsunuz? Kuzey ortaklarından birisiyle birlikte çalışıyor. Ne oluyor, anlatsanıza ya. Ya bir şey oldu yok. Aramızda bir mevzu ama... Halledilmesi gereken bir mevzu yani. Hadi aslanım be. Hadi gülüm, git içeri giyin. İki dakika, tamam mı? Burada bir şey olmasın, sıkıntı, problem olmasın. Bak Can Bey'in de arkadaşıymışsın, o yüzden... Efendi ol, git giyin, hadi. İşle mi ilgili? Yok Can Bey ya, başka mevzular. Boş ver, sen takılma bunlara. Ama ya gözünü seveyim, söyle de şu çocuğa bir an önce gitsin, giyinsin. Hakikaten yani bana... Yapabileceğin bir şey var mı? Yok ya, saçma sapan bir durum işte. Ya bir kızla tanıştım. Başıma bela oldu. Simay diye bir kız. Bunun arkadaşı da kızın eski sevgilisiymiş. Ne dedin sen? Sen Simay mı dedin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.